Hepinize selamlar. Uzun bir aradan sonra kanalıma hoş geldiniz. Ben Samet. Evet, bugün neredeyiz? Bugün gördüğünüz gibi Yakındoğu Üniversitesi'ndeyiz. Ben buraya yaklaşık 3 sene önce geldim arkadaşlar. Yine kanalda bunun videosunu görebilirsiniz. 3 sene önce burada bir vlog çekmiştik. Şimdi biliyorsunuz her sene Kıbrıs'ta sistemler değişiyor, okulda bir şeyler değişiyor. O yüzden videoları bu sene için tekrardan güncelleme gereği duydum. Ama bu sene şöyle bir şey yapacağız. Bu sene ben size anlatmayacağım arkadaşlar videoyu. Ben böyle girişleri yapacağım, açılışları yapacağım. Ondan sonra burada okuyan, gittiğimiz hangi üniversite fark etmeksizin, orada okuyan arkadaşlar sizlere, burada olan bitenlere, işte kampüs hayatını, buradaki yaşamı vesaire anlatacak. Bir de ayrıca şöyle bir şey yaptık arkadaşlar. Bu sene olayı tamamen sistemleştirdik ve açıklama kısmında orada bir link göreceksiniz. İnternet sitemizin linkini. Buraya girdiğiniz zaman sizin için hazırladığımız daha detaylı bilgileri, özel paketlere orada ulaşabilirsiniz. Onları da açıklama kısmından incelemeyi unutmayın. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeyelim. Ben Yakındoğu'da okuyan arkadaşlara sözü bırakayım. Arkadaşlar selamlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle yanımdaki arkadaşlarımla birlikte Kenan, Ramazan ve Tuğan arkadaşımla birlikte sizlere Yakındoğu Üniversitesi kampüs turunu yapacağız. Umarım hoşunuza gidebilecek şekilde kampüsümüzü tanıtabiliriz. Evet arkadaşlar, şu an okulumuzun kütüphanesinin bulunduğu alandayız. Bu kütüphanemizde üst katta Amerikan köşesi, alt katta bilgisayarlarımız, envai çeşitli kitaplarımız var. Burada kafeteryamız bulunuyor ve kafeteryamızda istediğiniz yiyecek, içecek, tatlı, her şeyi bulabilirsiniz. Artı olarak da heykellerimiz var. Yani örnek bir, bunun olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok ancak yani okulumuzun sahibi heykelleri çok sever. Yani buna benzer böyle orijinal fikirler görebilirsiniz. Okulumuzun her köşesinde de böyle manası olmayan ama manası belki de olabilecek seviyede heykeller mevcuttur. Burası kütüphanenin girişi arkadaşlar. Buradan sağa doğru döndüğünüzde zaten kütüphaneye girebilirsiniz. Hemen girişte de bir kırtasiye mevcuttur. Burası da Kenan arkadaşımızın belirttiği gibi kafeteryanın giriş bölümü. Üst tarafta da konferans salonlarının bulunduğu, ileri tarafta da tuvaletlerin falan bulunduğu yerler mevcuttur. Okulumuzun her bölümünde bu şekilde otomatlar mevcuttur. Şöyle kahve alabileceğiniz yerler, faturanızı ödeyebilecek böyle yeni noktalar mevcut oldu. Okulun her köşesinde, hastanede falan da aynı böyle mevcut. Hemen girişte de zaten bu şekilde görünüyor. Buradan sağa döndüğünüzde kütüphaneye gidebilirsiniz. Üst tarafa çıktığınızda da Kenan'ın belirttiği gibi American Corner mevcut. Evet, Copy Center. Burada da bir kırtasiye mevcut. Şimdi kütüphaneden birkaç kısım göstereceğim size. Evet arkadaşlar, kütüphanemiz de bu şekilde. Koleksiyonların bulunduğu alanlar da mevcut. Yani genel anlamda Kıbrıs'ın en büyük kütüphanesine sahip. Arkadaşlar şimdi İlahiyat Fakültesi'ndeyiz. Kıbrıs şartlarında ve ada şartlarında kendi adınca çok başarılı bir fakültedir burası. Burada eğer din konusunda eğer okumak isteyen arkadaşlarımız olursa da aynen bu şekilde görünüyor. Akademik kadrosu, hocaları da çok güzeldir. Hemen yan tarafında Turizm Fakültesi ve İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi mevcuttur. Üst tarafta da edebiyat var. Aynı zamanda öğrenci işleri. Burada öğrenci işleriniz olursa, ne bileyim pasaport kaydıdır, okul harcı ödemektir vesaire. Buraya gelerek ödemelerinizi sağlayabilirsiniz. Hemen üst tarafta da köşede bir pizza görünüyor. Pizza da yemek yiyebilirsiniz arkadaşlar. Üst tarafta İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve yanında da Mimarlık Fakültesi mevcut. Arkadaşlar burası kapalı basketbol sahası. Burada okullar arası turnuvalar olduğu zaman veya okulumuzda basketbol maçları olduğu zaman burada maçlar oynanılıyor. Burası da İletişim Fakültesi. Yanında da spor kulemiz mevcut. Alt tarafında da öğrencilerin yine uygun fiyata kullanabileceği, 6 ay ücretsiz bir şekilde kullanabileceği spor salonu mevcuttur. Burada da modern mevcut. İçeriye şimdi göstereceğiz sizlere. Hemen zaten burada gördüğünüz gibi bir heykel var. Şurada da bir heykel var arkadaşlar. Daha okulun her tarafında göreceksiniz bu heykelleri. Evet.
Kampüsün bazı yerlerinde kolezyum mevcuttur. Ve heykeller de aynen gördüğünüz gibi bulunmaktadır. Burası da araba müzesi. Şimdi oraya geçeceğiz. Evet, şimdi yavaş yavaş araba müzesine gidiyoruz. Atlarımız. Evet, böyle atlı kardeşlerimiz, atlı insanlar mevcut. Evet, giriyoruz. Böyle giriş mevcut. Şimdi buradan girdiğimizde şöyle bir araba. Burada da Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Doktor Fazıl Küçük'ün makam aracında kullanılan bayrak mevcuttur. Yani bu konuda gerçekten yakında onun böyle bir manevi değeri elde tutması çok takdir edilebilecek bir durumdur. Yani böyle gördüğünüz gibi makam aracı da çok eski ve güzel hala korunmakta. Yan tarafında da hemen şöyle güzel arabalar mevcut. Tabi burası da göletimiz. Aynen böyle yeşillikler falan olduğu zaman otururuz böyle. Burada bir kayık var. Bu kayığı bilmiyorum neden böyle olmuş. İşte ortada bir fıskiye var. Ördekler falan da oluyor genelde. Ördekler de ileride. Şimdi göstereyim size. Şimdi burası okulumuzun ayrı bir tarafı. Bu da inovasyon merkezimiz. Bu inovasyon merkezinin karşısında Günsel sembolü bulunan bir heykelimiz ve veterinerlikle hayvan hastanesi. Burada hayvan hastanemiz vardır. Gece 9'a kadar açıktır. Veterinerlik fakültesi gördüğünüz üzere. Evet. Tıp fakültesi ve yanında Nearest Bank. Ve şöyle de heykeller var işte. Kazakistanlı sanatçılar tarafından üretilen ve okulumuza getirilen heykellerimiz var. Yani burada gördüğünüz heykellerin %70'i Kazakistanlılar tarafından üretiliyor. Hastanemiz de yakın bir şekilde böyle görünüyor arkadaşlar. Şimdi yakında öğrencilerine muayene ücreti 8 lira. Ayrıca akşamları içinde ders çalışabileceğimiz alanlar mevcut. Sınav haftaları falan tüm öğrenciler burada ders çalışıyor. Burada bir hastanemiz mevcuttur. Burası eczacılık fakültemizdir. Şurası da sağlık bilimleri fakültemizdir. Sağlık bilimleri fakültemizin içinde fizyoterapi, beslenme, diyetetik, ebelik farklı bölümler mevcuttur. Eczacılık fakültemizin aşağısında kafeteryamız bulunuyor. Şimdi oraya gideceğiz. Ve yemekhanemiz mevcut. Sağlık bilimleri fakültemizin üst katında rezidanslarımız var. Güncel fiyatı 900 lira civarı. Ve onun en üst katında da restoranımız mevcuttur. Orada da güzel yemekler yiyebiliyoruz. Hastanemizin de şöyle arka tarafında da bir giriş mevcuttur. Diş Hekimliği Fakültesi de hemen zaten hastanenin arkası şu kısımda kalıyor. Heykel konusunda değinmişken her tarafta böyle heykel mevcut. Burası da Sağlık Bilimleri Fakültesi. Sağlık Bilimleri Fakültesi'ndeyiz. Burada sağlık alanında çok fazla bölüm mevcut. Aynı zamanda okulun üst katında rezidanslar var. Aileniz falan geldiğinde orada kalabilir ve herhangi bir yakınınız, akrabanız. Öğrencilerimiz mevcut. Burada öğrencilerin işte herhangi bir evraktır, kayıttır o işlemlerini. Sol tarafta kantine doğru gidiyor. Hemen birinde Neo Store var. Okul tişörtleri, okul sivitleri, hafıralı eşyalar. Kıbrıs kültürüyle ve Kıbrıs tarihiyle alakalı. Aynı zamanda okulumuzda Günsel'le alakalı hediyelik eşyalar var. Rezidansa gelen insanlar dışarı çıkamadığı zaman ya da acelesi olduğu zaman buradan alışveriş yapabiliyor. Şurada sweatshirtlerimiz var. Neo Ozan. Yakın Doğu'yu temsil eden tişörtler, sweatshirtler mevcuttur bu şekilde. Hemen burada da anahtarlıklar, ajandalar, ne bileyim çanta, kalem, anahtarlıklar gibi böyle okulumuzu temsil edecek derecede ürünler mevcuttur. Şöyle yakın bir çekim de alırsak.
kafeteryamız mevcuttur. Dersten çıktığımız zamanlar burada yemek yiyoruz. Kahvaltı yapmadığımız zaman kahvaltıdır, yemektir, her türlü şey mevcut. Burası kafeterya yani. Şöyle görünüyor bariz bir şekilde. Ders çalışmak için de alanlarımız mevcut. Rezidans bölümü, otel odası tarzında odalar var. Gelen misafirlerimiz burada istediği gibi konaklayabiliyor. Bir ücret karşılığında tabii ki. Güncel ücretleri nedir mesela? Güncel ücretleri 800-900 civarı yani. O şekilde. Aileleriniz eğer gelmek isterse? Aynen, ailelerimiz gelmek isterse burada kalabilir. Kampüsün içinde. Yakın. Anladım. Şöyle de odaların numaralarıyla birlikte her köşede aynen böyle odalar mevcut. Burada restoranımız var. Sağlık Bilimleri Fakültemizin en üst katında. Dersten çıktıktan sonra hocalarımızla beraber ya da biz arkadaşlarımızla beraber yemek yiyoruz. Akşama kadar açık kalıyor. Günlük yemekler var. Bir de kendi istediğiniz tarzda yemek yapabiliyorlar. Burada bir şekilde alıyoruz. Mesela günün menüleri de burada çıkıyor galiba. Evet. Bu şekilde. Evet. Böyle yemekler falan, salatalar. Şöyle. Oturma masaları falan. Manzarası çok güzel bu arada. Evet. Ona da değineceğiz. Şöyle. Yani genel anlamda bir güzel nezih manzarası var. Karşıda lefkoşa ayaklarınızın altında aşağıda okul manzarası da bu şekilde mevcut. Burası Eczacılık Fakültesi arkadaşlar. Dersten sonra tekrardan dinlenmek için şemenlerde ya da sonlarda banklar falan mevcut. Genelde diş hekimliği, tıp fakültesi, eczacılık fakültesi ve sağlık bilimleri fakültesinin öğrencileri burada oturuyor. Burası da diş hekimliği fakültesi. Yine aynı buranın da kendine. Hem diş hekimliği fakültesinin restoran kısmı var. Hem de eczacılık fakültesinin restoran kısmı var. Evet. Sağlıklı olarak. Şöyle. Öğrenciler genelde sürekli burada takılır. Dersten çıktıktan sonra veya ders aralarında yemek yemek için sosyalleşebilecekleri güzel bir alan. Ek bilgi olarak diş hekimliği fakültesi son sınıf öğrencileri stajını diş hekimliği fakültesinde hastanesinde yapıyor ve sağlık bilimlerinde okuyan öğrenciler, tıp okuyan öğrenciler stajlarını hastanemizde yapıyor. Bu şekilde. Bu da çok değişik bir yılan balığı arkadaşlar. Bu üstünden tutup iple bağlamışlar ya, oynatmak için falan mı? Böyle bir tür işte. Burası eczacılık fakültesi arkadaşlar. Dersten sonra tekrardan dinlenmek için şemenlerde ya da sonlarda banklar falan mevcut. Genelde diş hekimliği, tıp fakültesi, eczacılık fakültesi ve sağlık bilimleri fakültesinin öğrencileri burada oturuyor. Bu şekilde. Şöyle zaten yakından alanlar görünüyor. Şurası da diş hekimliği fakültesi değil mi? Hastanenin evet, arkası. Burası da diş hekimliği fakültesi. Yine aynı buranın da kendine. Hem diş hekimliği fakültesinin restoran kısmı var. Hem de eczacılık fakültesinin restoran kısmı var. Evet. Sağlıklı olarak. Şöyle. Öğrenciler genelde sürekli burada takılır. Dersten çıktıktan sonra veya ders aralarında yemek yemek için sosyalleşebilecekleri güzel bir alan. Stajını diş hekimliği fakültesinde, diş hastanesinde yapıyor ve sağlık bilimlerinde okuyan öğrenciler, tıp okuyan öğrenciler stajlarını hastanemizde yapıyor. Burası bizim eczacılık fakültemiz ve herbaryum ve doğal tarih, doğa tarihi müzemiz. Yani gördüğünüz üzere bu bina. Burası da müzemizin giriş kısmı. Burada işte değişik değişik şeyler mevcut. Şimdi bize Pınar Hanım burada birkaç şeye değinecek. Öncelikle müzemize hoş geldiniz. Şu sağ tarafta gördüğümüz kırmızı etiketli türlerin hepsi endemik bitki türleri.
Endemik bitki demek ne demekti? Endemik sadece belli bir lokalde, belli bir bölgede yetişen bitkilere verdiğimiz isim. Bu bitkilerin hepsi Kıbrıs'ta yetişen bitkiler. Yani Kıbrıs'ın endemik bitkileri. Sol tarafta gördüğümüz kavanozların içerisinde alkol, saf alkolde bekliyoruz. Mantarlarımız, çoğu mantar ve bitki türleri tedavi amaçlı yine hastalıklarda ilaç yapımında kullanılan mantarlar. Yani şu şurada gördüğümüz mantar türü kanser tedavisinde kullanılan, yine ilaç yapımında kullanılan bir mantar ve özel bir mantar. Yine isterseniz şurada Kıbrıs'a özgü lale çeşidimiz var. Tulipasifliya. Bunlar Kıbrıs'a özgü. Aynen. Aynen. Burada gördüğünüz kırmızı etiketlerin hepsi Kıbrıs'a özgü bitkiler. Evet. İlgisi çeken arkadaşlar olursa çiçek yönünden, bitki yönünden gelip burada inceleyebilirler. Öğrenci olmayan kişiler buraya nasıl gelebilirler? Yine aynı şekilde ziyarete açıktır diyebiliyorum. Sadece birden fazla müzeyi gezmek istediği zaman bilet alınması lazım yani. Evet. Onu da sorumlularda gidip sorabilirler, öğrenebilirler. Peki. Herhangi bir ücretlendirme falan var mı peki? Ücretlendirme eğer birden fazla müzeyi gezecekse yine arkadaşlar ücretli olabiliyor. Evet. Bunlar ne oluyor peki? Yine buradaki kavanozdakilerin çoğu da zehirli mantarlar. Şöyle isimleri mevcut. Ben kısaca şöyle bir görüntü göstereyim arkadaşlar. İsterseniz şurada isimleri var. Aynen. Şu tabloyu şöyle genel bir göstereyim. Bakabilirsiniz. Bunlar da mantar değil mi? Tamam. Şunların hepsi mantar çeşidi. Şöyle de bir alan var. Şurayı da göstereyim. Tamamdır. Sonra burayı tekrar göstereyim. Bu da bir mantar. Yani burada genelde mantar ve bitki çeşitleri mevcut. Burası da hayvanların olduğu bir sergilendiği müze. Şimdi burası hakkında bize Pınar Hanım bilgiler verecek. Saftan başlayalım. Bu türün ismi Amerikan alligatoru, Amerikan timsal. Sadece Amerika'da yetişen bir timsal türü. Ve çoğu hayvanlarda yine aynı şekilde deniz yıldızı, yengecimiz var. Bunlar yine Kıbrıs'tan bulup toplanıp getirilen türler. Çok güzel. Yine burada özel bir kaplumbağamız var. İsmi Karata Karata. Maalesef nesli tükenmekte olan bir kaplumbağa çeşidi olduğu için şu an koruma altında. Akdeniz'e özgü bir kaplumbağa çeşidi diyebiliriz. Yumurtalarını Akdeniz'e bırakıyor. Şurada bir fok balığı iskeletimiz var. Fok balığı. İsterseniz onu arkadaşlarımızın elini. Şöyle arkadaşlar, gerçekten yani gelip görebilmeniz gereken bir müze. İsterseniz yılanlara geçelim. Burası, bu nedir peki? Bu antilop. Gerçek antilop kafası. Aynen. Tilki, kızıl tilki, fok balığı ve eşek kafatası. Bir çeşit zehirli yılanımız var. Tabii zehir etkisi gittikçe azalabilir yani, o değişiyor hayvandan hayvana. Mesela şu kedi gözlü yılan, şu çukur başlı yılan dediğimiz yılan yine aynı zamanda zehirli var. Şu da Kıbrıs engereği, Viperal lebetina dediğimiz Kıbrıs'ta yetişen bir engerek çeşidi. Yılan derisi. Aynen. Şurada da daha büyüğü var. Şu Kıbrıs engereğinin. Bunlar zehirli. Aynen. Şu zehirli. Şu zehirsiz bir yılan. Bu zehirsiz ama şu zehirli. Aynen. Sağır bir yılan. Genelde dağlık alanlarda bulunur. Kırsal kesimde yoktur bu yılan. Ama rastlanabilir. Dikkatli olmak lazım. Ama tan zehiri var. Direkt alalım çayı. Çeşit çeşit böceklerin, bitkilerin, çeşit çekirgeler falan var. Böyle şeylere ilgisi olanlar varsa arkadaşlar mutlaka uğramanız gerekiyor. Ve size hemen kısa bir bilgi vereyim. Buraya gelmek için Eczacılık Fakültesi'nin 4. katına çıkıyorsunuz. 4. katına çıktığınız zaman zaten Pınar Hanım'ı gördüğünüzde burayı gezebilirsiniz. Şekilde.
Balık türlerine değiniyorduk en son. Evet. İsmi dudaklı kefal bu balığımızın. Yosunlarla beslenen bir balık. Yosunlarla. Şurada aslan balığı var. Dikenleri zehirli bir tür. Yine istilacı bir tür. Normalde bizim denizimizde yoktu Kıbrıs'ta. Daha sonradan gelmiş bir tür. Şurada köpek balığı. Köpek balığı aynen. Bunlar sonradan gelen türler mi oluyor yoksa bazıları mı? Sadece aslan balığı. Sadece bu balık. Aynen. Geriye kalan türleri pek bilmiyorum. Deniz kabukları, işte... Mesela şu da bir balık olması lazım. Yani genel olarak böyle arkadaşlar. İlgisi çeken arkadaşlar varsa gelip yani bu müzeyi mutlaka ziyaret etsinler. Şu balık nedir peki? Şöyle bilgileri mevcut. Yani bu şekilde. Bu da çok değişik bir yılan balığı arkadaşlar. Eğitim sarayına geldik. Burada öğrencilerin sosyal aktiviteleri, ders çalışma ve benzeri faaliyetlerde bulunabilecekleri bir alan. Üst tarafta bilardomuz, oyun malzemelerimiz, güzel yemeklerimiz var. Alt tarafta kırtasiyemiz, müzik salonumuz var. Burası da yabancı dil bölümlerinin derslikleri. Hazırlık sınıfındaki öğrenciler gelip burada ders görürler. Yani hazırlıktakiler buraya geliyor. Evet. Burası da şu anki rektörlük binası. Buraya pek uğramayacaksınız zaten. Eğer ki yatay geçiş yaparsanız veya kayıt sildirme, dondurma gibi işleriniz olursa buraya gelirsiniz. Her 15 geçe 1.15, 2.15 sabah 4.15, 15 geçiyor buradan otobüsler kalkıyor. Bu şekilde burada çok fazla insan oluyor normalde ama otobüs şu an yeni kalktığı için kimse yok. Üst tarafta gördüğünüz kırmızı binalar, yurtlar. Bunlar tamamen boylu boyunca yurtlar bölgesi arkadaşlar. Direkt kampüsün içinde ulaşım çok kolay. Zaten mantıken eğer otobüse binmek isteyen arkadaşlar olursa 8. yurdun önünden hemen duraklara geçer. 8.15'e kadar otobüslerimiz mevcut. 8.15'ten sonra ulaşım kalkıyor. Şimdi şöyle bir durum var. Okulun otobüslerinin saatlerine ulaşmak için web sitesi var. bus.new.edu.tr diye. Yani buradan otobüslerin saatlerine ulaşabilirsiniz. Özel günlerde saat profillerini duraklardan ulaşabilirsiniz. Yani otobüslerin durumu böyle. Ve evet. Otobüsler çok kalabalık olduğu için genelde öğrenciler taksiyle ya da otostopla ulaşım sağlıyor. Burada da otobüs güzergahları, hangi otobüsün nereye gittiğini falan gösteriyor. Aynen. Duraklar da bu şekilde mevcut. Her 15 geçe kalkıyor evet, burada. Evet, her 15 geçe kalkıyor. Kıbrıs'ta %40 yağmur gösterdiğinde otobüslerin içisi oluyor. Her yer göl gibi oluyor. Yani ayaklarımıza su falan gelebilir otobüsün içinde. Okulumuzun otobüsleri eskidir yani haliyle pek verim sağlayabileceğimiz cihazlar değil. Bu arada Girne'de okuyan öğrenciler de bu yurtlarda kalıyor. Girne Üniversitesi okuyan öğrenciler. Evet, Girne ya da Girne Amerikan Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler bu yurtlarda kalabiliyor. Sabahları otobüs kalkıyor. Ama onlar için yıllık belli bir ücret ödemeleri gerekiyor. Ve arkadaşlar, kışın okul otobüsleri bazen balıklı göl gibi aynen su kapabiliyor maalesef. Şöyle genel bir görünümde de yurtlar bölgesi zaten. Komple yurtlar. Ve otobüs durağı. Şu şekilde. Arkadaşlar burası futbol sahamız. Burada genelde futbol oynamak isteyen öğrenci arkadaşlarımız veya dışarıdan gelen kişiler burada futbol oynayabiliyorlar. Aynı zamanda Amerikan futbol müsabakaları da burada yapılıyor. Yani bu şekilde. Bir de zaten izlemek isteyen kişiler olursa da onlar için de böyle oturaklar mevcuttur. Burası da basketbol sahamız ve hemen şu yanında gördüğünüz o büyük bina da okulumuzun yüzme havuzudur. Aynı zamanda şurada da tenis sahamız mevcuttur. Burada tenis oynamak isteyen arkadaşlarımız olursa gelip burada yine oynayabilirler. Aynı şekilde basketbol sahası içinde. Havuzun da içerisinde görüntüleyeceğiz. Sizlere zaten detayları göstereceğiz. Havuz da arkadaşlar bu şekilde görünüyor. Şu an tadilatta olduğu için su yok. Normalde temizlenecek. Evet, normalde ama burada havuzu kullanmak ücretsiz bu arada. Sadece
sağlık raporunuz gerekiyor ve öğrenci belgeniz gerekiyor. Ondan sonra faydalanabiliyorsunuz. Evet. Aynı durum bu arada arkadaşlar spor salonu için ve spor salonuna gitmek isteyenler de dediğim gibi Tuğan Hanım'ın da belirttiği gibi sağlık raporunu eğer alırlarsa sağlık raporunu aldıktan sonra ücretsiz bir şekilde faydalanabilirler. Eğer yüzücüyseniz profesyonel olarak yarışlar oluyor. Sizi seçiyorlar. Sonrasında gelişebiliyorsun. Burası da The Cafe. Okulumuzdaki güzel bir kafeterya. Burada da yine aynı şekilde milkshake gibi soğuk kahveler olsun. Bu gibi ihtiyaçlarınızı buradan karşılayabilirsiniz. Gayet güzel kahveler yapılıyor ama fiyatları biraz tuzlu. Yine de ama çok güzel kahveleri içebilirsiniz. Hemen şuradaki gördüğünüz alan da bizim okulumuzun geç saatlere kadar açık olan ve her türlü imkanlarını bizlerden esirgemeyen Nergiz Market mevcuttur. Burada hani olur da market ihtiyacınız olur. Gece geç saatlerde bir yere gidemezsiniz. Hemen zaten kampüsün içerisinde rahatlıkla girebilirsiniz. Şurada da ATM'ler var. Bu ATM'lerden de paranızı çekebilirsiniz falan bu şekilde. Şurası da kız yurdu arkadaşlar. Burada öğrenci kaldık. Bugün sizlere 4. yurttan bahsedeceğim. 4. yurt aynı zamanda güvenlik departmanının bulunduğu yer. Yani buraya ilk kaydolduğunuz zaman geleceğiniz yer burası. Yani vurduğunuz ve benzeri aklınıza gelebilecek şeyleri buradan öğreneceksiniz. Ayrıca 5 şahıs kaybolduysa eğer muhtemelen buraya gelecektir. Eğer vicdan sahibi insanlar getirirse. Ayrıca burada oturabilecek yerler var. Ancak güvenlik nedeniyle pek kayda alamıyoruz. Limitli kayıt alanı. Yani gördüğünüz üzere 4. yurtta bu şekilde size tanıttım. Evet. Burası da arkadaşlar bir yurt binası. Yani yurtları soruyorsunuz. Yurtlar evet biraz şöyle olabiliyor. Çatlaklı bir şekilde. Genel anlamda eski bir yurtları vardır. Ama yine de öğrenciler kalıyor burada. Şu an Chicken House uzantısının oradayız. Burası Dynasty. Burası bir nevi sushi, Çin yemeklerinin bulunduğu bir yer. Yeme ihtiyacınızı yine burada karşılayabilirsiniz. Hemen burada da simit dünyası var. Burası genelde her sabah kalabalık olur ve burada taptaze simitlerin çıktığı bir alan olarak meydana çıkıyor. Burası da kebap yedi. Burada da yine döner, kebap çeşitleri çıkıyor. Burası bir nevi Chicken House'un bağlantısı oluyor. Yani buraya eğer yemek yemek için gelecekseniz öncelikle Chicken House'tan fiş alacaksınız. Fişinizi aldıktan sonra buradan yemeğinizi yaptırıp şuradaki masalarda da zaten yiyebilirsiniz. Hemen zaten buraya geçtiğimizde arkadaşlar burası da Merkez, Chicken House ve Köprüaltı. 3 tane adıyla bilinen o meşhur yer. Burası en popüler öğrencilerin takıldığı ve sosyalleşebildiği alanlardır. Yani böyle güzel alanlarda ders çalışmak için ya da ne bileyim oturmak için kahvenizi falan yudumlarken arkadaşlarınızla sohbet etmeye gelince buralara yine gelebilirsiniz. Ve her kolonlarda yine şöyle Güzel Sanatlar Fakültesindeki öğrencilerin yapmış olduğu çizimler mevcuttur. Burası da öğrenci işleri. Okul kulüplerine falan katılmak isterseniz yine buraya uğrayacaksınızdır. Buradan yine öğrenci işlerine ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda okulumuzun radyosu yine burada. Yerini radyo. Evet. Her cuma, her cumartesi böyle güzel müziklerin çıktığı bir radyomuz da mevcuttur. Okulumuz rektörü Doktor Suat Günsel'in yine çok sevdiği heykellerin yine burada olduğu da görülüyor bariz bir şekilde. Arkadaşlar bu binayı da çok soracaksınızdır. Bu binada yeni rektörlük binası olacaktır. Size göstermiş olduğumuz güncel şu anki rektörlük binası da yeni modern sanat müzesi şeklinde olacak. Şu an hukuk fakültesinin önündeyiz. Hukuk fakültesi, öğrenci işlerimiz burada. Hukuk fakültesindeki dekanlığı burada. AKKM binası da bunun içinde. Yani burada hukuk derslerinin yanında psikoloji dersleri, hemşirelik stajı ve benzeri işler de oluyor. AKKM binasından da bahsedeceğim ama oraya gelmemiz gerekiyor. Yani gördüğünüz üzere fakültemiz bu şekilde. Karşısında otobüs durağımız var. Yani öğrenciler burada bekler. Diğer tarafında da bir durağımız var. Bugün okulumuzun düzide heykelleriyle beraber AKKM binasının önündeyiz. AKKM binası çeşitli gösterilerin ve şovların olduğu bir alan. Hatta bu alanın zamanında daha önce İlber Ortaylı da geldi. Ve burada bir izdiham yaşandı.
Bu bölümün bir kafeteryası, bir otoması da mevcut. Üst katında dersler, alt katında lavabo ve şeyler var. Sanatsal materyaller var. Bir alt katında da bir müze daha var orada. Ama o müzeyi şu an çekemeyiz. Çünkü orası kapalı okul tarafından. Yani gördüğünüz gibi. Sizlere okulumuzun girişinden bahsedeyim. Genelde okul otobüslerinin ve aynı zamanda sivil araçların geçtiği bir kapımız mevcuttur. Hemen zaten şuradan geldiğinizde burası AKM binasına çıkıyor. Burası hukuk fakültesi zaten. Burası da otobüs durakları arkadaşlar. Burası okul otobüslerinin geçtiği ilk durak olarak karşınıza çıkıyor. İkinci durak olarak da zaten ana durağı da biz zaten videoda belirtmiştik. Üçüncü durak da hemen bu binanın arkasında kalan duraktır. Oraya da size göstereceğiz arkadaşlar. Buradan da aşağıya gittiğinizde kütüphaneye ve aynı zamanda ilahiyat gibi turizmdir vesaire, fen edebiyat bu fakültelere doğru inebilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi güzide ve mükemmel heykellerle poz verebilme imkanınız gerçekten yüksek derecededir. Bunlar paha biçilmez bir anlardır. Bunlar sizin için hatıradır. Eğer yakında o heykelleriyle fotoğraf çekilmezseniz veya bunlarla konuşmazsanız, sohbet etmezseniz hiçbir şekilde yakın doğulu olmuyorsunuz arkadaşlar. Belirteyim. Arkadaşlar şimdi okulumuzun bankasına geldik. Nearest Bank. Şimdi arkadaşlar bu bankayla ilgili ben size şunu da belirtmek istiyorum. Hani olur da ilk okula geldiğiniz zaman kitap alacaksanız eğer öncelikle kitap almak için buraya ücret yatırıyorsunuz ve ücretinizi yatırdıktan sonra buradan makbuz alıyorsunuz ve makbuzun bir tanesini de kütüphaneye verdikten sonra bir tanesi de sizin elinizde kalıyor. Yani kitap aldınız mı almadınız mı diye bunu kanıt olarak o makbuzu tutacaksınız. Hani olur da kaybederseniz eğer, kaybettikten sonra arkadaşlar yine bankaya gelip aynı şekilde makbuzunuzu alabilirsiniz. Copy Center'dayız. Copy Center okulumuzda 3-4 tane noktasında bulunan kırtasiyedir. Burada muhacirat işlerinizi aynı zamanda halledebilirsiniz ve fotokopidir, kalemdir vesaire bu gibi ihtiyaçlarınızı yine buradan karşılayabilirsiniz. Hemen yukarıda da arkadaşlar şöyle gelirsek eğer mimarlık fakültesini göreceksiniz. Mimarlık fakültesi hakkında tek bildiğim şey şu arkadaşlar. Mimarlık öğrencilerinin iç dizaynını kendilerinin yaptığı yönünde bir söylem var arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Burası da bir kafeterya. Burası nerede diye soracak olursanız burası arkadaşlar İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin hemen arkasında kalıyor. Böyle güzel bir yer. Ben de aynı zamanda buraya geliyorum. Burada çok güzel kahvelerimi ve çayımı yudumlayarak içebiliyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Böyle de güzel, dediğim gibi okulumuzun sanat sevgisinin içerdiği noktalarda böyle güzel duvar yazıları, duvar sanatları mevcuttur arkadaşlar. Şimdi de post ofisin oradayız. Burada arkadaşlar herhangi bir kargo işleriniz olduğu zaman buraya geleceksiniz. Hemen şöyle geldiğimiz zaman arkadaşlar, yürüdüğümüzde burada İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini göreceksiniz arkadaşlar. Buraya da ilgili de yine şöyle bir şey belirtmek istiyorum. Hukuk fakültesinin bazı dersleri burada görülüyor. Yine kamu yönetimi gibi bazı bölümlerin de bulunduğu bir fakültedir. Burası da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden bir adet sınıf. Böyle güzel bir sınıf bu şekilde. Bu bölgede söylemeyi unuttuğum bir şey var. Fen Edebiyat Fakültesinin hemen arkasında arkadaşlar. Böylece gördüğünüz gibi Spor Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nı görüyorsunuz arkadaşlar. Tekrardan belirtiyorum. Fen Edebiyat Fakültesi'nin içinde yani tam arkasında bulunuyor bu alan. Buraya gelerek yine derslerinizi görebilirsiniz. Burası da aşağıda kalan en son otobüs durağı. Böyle de işte gördüğünüz gibi otobüsler geliyor. Lefkoşa'nın her alanında otobüs kalkıyor. İşte Hamitköy gibi, Kızılbaş gibi, Dereboyu'na giden Lefkoşa 2 otobüsü gibi. Böyle otobüsler mevcut. Güzel bir izdam ve güzel bir kalabalık var. Otobüsler de böyle. Otobüsler arkadaşlar kalabalık oluyor. Duraklar da yine böyle kalabalık oluyor. Burası Book Cafe. Copy Center'ın hemen yanında. Ve İş Bankası da mevcut. Liris Bank'ın hemen arkadaki görünümü. Kolezyum'dan bahsetmiştim. Kolezyum da burada arkadaşlar. Okulumuzun da şöyle boydan boya bir köprüsü var. Şimdi orayı birkaç kısa kesitle göstereceğim size. Çıktığınızda çok güzel bir manzara karşılıyor sizi.
okulumuz da böyle görünüyor. Arkadaşlar selamlar, sevgiler. Bugün sizlere yanımdaki Kenan arkadaşımla birlikte hastane kafeteryasını ve aynı zamanda rezidansından birkaç görüntü göstereceğiz. Bu konu hakkındaki gece çekimlerine başlayacağız bakalım. Umarım yararlı olur. Hadi gelin şimdi çekime gidelim. Rezidansa geldi, şöyle görüyorsunuz. Hastane rezidansı. Arkadaşlar rezidans tanıtımını silah yapacağım. Şimdi burada... Burası rezidansı mı görüyorsunuz? Ve burada... Genel anlamda böyle rezidanslar, işte odalar falan var şöyle mevcut. Yani bunlar bir nevi özel odalar şeklinde oluyor. Gördüğünüz gibi odalar böyle oluyor. Aynen böyle sıralanıyor. Aynen sonuna kadar gidiyor. Böyle de devam ediyor. Burası rezidans alanımız. Yani gördüğünüz gibi odalarımız bu şekilde. Ve burada eşsiz bir manzara bulunuyor. Odanızdan çıktığınız vakit güzel bir manzarayla karşılaşabilirsiniz. Ya kocaman... Kampüsümüz, göletimiz... Lepkaşa şöyle yani görünebilir bir şekilde. Hastanenin üstünde. Hayır, bariz bir manzarası var. Odalar da aynen böyle boylu boyunca gidiyor, devam ediyor. İşte burada bir oda var, şurada bir oda var. Yani böyle devam ediyor. Buralar komple odalar yani. Bir de rezidans katı genelde, yani koridor aynen bu şekilde görünüyor. Evet. Ve ana merkezi de şu şekilde görünüyor. Karanlık bir havası olabilir ama yani böyle eşsiz derecede hastanenin manzarası görünebilir yani. Gayet bariz bir şekilde. Lepkaşa manzarası falan da görünür yani. Yani iki taraflı oluyor zaten rezidans. Gösterdiğimiz gibi oradaki kısımların odalarını falan göstermeye çalıştık. Aynı şekilde orada da mevcut. Burada da asansörler mevcuttur. Burası da hastane kafeteryası oluyor. Aynen şu şekilde giriyoruz ve girdiğimizde bize hemen şöyle bir alan görünüyor. Burada işte öğrenciler ders çalışmak için falan geliyor. Şöyle bir görünmesini gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Bir de terası var. Terasta da zaten öğrenciler hava almak için veya sigara içmek için falan geçiyorlar. Yani şu şekilde geniş bir alana sahip. Bu yani. Olayı bu. Tekrardan belirttiğim gibi burada ders çalışmak için güzel alanlar mevcuttur. Burada da kantin var zaten. Kantin de karşı tarafta. Burası da hastanemiz. Hastanenin genel görünümü aynen bu şekilde. Zaten dediğim gibi kafeterya içerisi de orası. Kafeterya bölümü burası. Şurası da teras bölümü. Burada girişteki taraf oluyor. Yani akşam görünümü bu şekilde.